Spor dünyasının kadınlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ülkemizin başarılı kadın sporcularından biri yanımda duruyor. Milli yelkencimiz Sırma Karaca. Sırma hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sohbetimize başlayacağız. Uzun uzun sana sorularım olacak, konuşacağız. Ama öncesinde seninle ilgili bir VTR var. İstersen onu bir izleyelim. Tabii. Sonrasında devam edelim. Sırma Karaca 1994 yılında İstanbul'da doğar. Henüz küçük yaşlarındayken ailesi onu tenis, basketbol ve yüzme gibi branşlarda yaz okullarına gönderir. Küçük yaşında uzun bir süre çeşitli spor dallarını deneyen Karaca, 2005 yazında kaptan olan karşı komşusunun teşvikiyle yelken okuluna gider. Ve böylece 11 yaşında tanıştığı yelken sporu hayatının merkezi olur. Yelkene optimist sınıfı ile başlar. İstanbul Yelken Kulübü'nde yazın sonuna doğru katıldığı 3 haftalık yaz okulundan sonra takıma seçilir. Daha sonra Marmara Yelken Kulübü'ne transfer olur. Sporcu 2008 yılında milli takıma seçilir ve böylece ilk Avrupa Şampiyonası'na katılır. Karaca 2009'da Optimist Avrupa Şampiyonası'na ve Avrupa Takım Yarışı Şampiyonası'na katılır ve burada 16 takım arasında ikinci olarak kürsüye çıkma başarısı gösterir. 2011 yılına geldiğimizde yine Avrupa Şampiyonası'na katılır ve bu kez 6. olarak kürsüye çıkar. Aynı sene Euro Cup yarışında da kızlarda birinci olur. Başarılı yelkenci 2012 yılında üniversiteye hazırlanırken Fenerbahçe Yelken Kulübü'ne geçiş yapar. Spor kariyerinin yanında eğitimine önem veren Karaca, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü kazanır. Sporcu 2013 yaz başında İstanbul Yelken Kulübü'ne geçiş yapar. 2014 yılında özel yarışların dışında Avrupa ve Gençler Dünya Şampiyonalarına katılır. Karaca, aktif spor hayatının dışında halen Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor. Sırma, yelkene 11 yaşında başlamışsın. O süreci biraz anlatır mısın? Tabii. Yelken 11 yaşında, aslında öncesinde başka sporlarda denemiştim. Çünkü benim annem babam işte hafta yazın falan da çalışıyordu. Ve böyle olunca işte beni böyle hani bütün gün meşgale olabilecek bir spora gönderdiler. İşte en başta yüzmeye gittim, tenise gittim, basketbola gittim. Bunlara bir süre kışın da devam ettim. Fakat en son işte Tuzla'da oturuyorduk. Biz karşı komşumuz Hasan Kaptan vardı. O dedi bu yaz da yelkeni denesin dedi, ona da gitsin dedi. Sonra yazın işte son 3 haftası İstanbul Yelken Kulübü'nde bir yaz okuluna gittim. Burada beni işte başarılı buldular, gelecek gördüler ve takıma seçtiler. Böylece yelken hayatım başlamış oldu. İstanbul Yelken'de başladım. Oradan sonra İstanbul Yelken Fenerbahçe'de. Biz de Tuzla'da oturuyorduk o zaman tabii. Ve hani Marmara Yelken daha yakın, Caddebostan'da olduğu için oraya geçtim. Ve orada B takımıyla yelkene başladım. Yelkene, daha doğrusu Optimist'e başladım. Sınıflardan da bahsedelim istersen, izleyenler de öğrensin. Tabii. Optimist sınıfı başlangıç sınıfı olarak mı geçiyor? Optimist ya, küçük çocukların başlaması için ideal. Yani küçük bir tekne, küçük bir yelken. Küçük bir kayık gibi böyle, evet. Şey yelken, bir tane küçük bir sanırım şeyi var. Fazla küçük güçlü olmayan bir var. Evet. Şeyi var. Yelkeni var sanırım. İşte hani çocuklar için hakim olması daha kolay bir tekne. Öğrenmesi, yelkene başlamak açısından çok güzel bir tekne. Hala ben hatta yani en iyisinin Optimist olduğunu düşünüyorum. Hani en çok sevdiğim Optimist'tir. Ondan sonra 15 yaşına kadar Optimist yapabiliyor çocuklar. Daha sonra lazer 4-7, lazer radyal gibi sınıflar var. Ve bu yani yelkende Optimist'ten sonra aslında boy ve kilonuza göre daha çok karar veriliyor. 420 diye bir sınıf da var, bu çift kişilik. 4.70 var bunun sonrasında benim şu an yaptığım. Fakat benden sonra lazere geçtim. Çünkü Türkiye'de lazer yapmak hani tek kişilik sınıf. Okulunu ayarlamak daha kolay. Bu yüzden ben lazere geçtim. 4.7 ve radyal sınıflarında yarıştım. Fakat radyalde boyum ve kilom el vermedi. Yani daha kilolu ve daha uzun boylu olmam başarı açısından daha iyi olacaktı. Böyle olunca 4.70 sınıfına geçmeye karar verdim. Hem 4.70 daha eğlenceli, daha hızlı, daha maceralı. O yüzden şu an 4.70 sınıfında yarışmak istiyorum. Optimist'te de ağırlığını verip onu da öğreniyorsunuz değil mi? Ağırlığınla tabii yatıyorsunuz trapez, herhalde. Onda bayağı yatıyorsunuz onda da değil mi? Ya onda 4.70 kadar değil. Onda trapez var. Oturuyoruz. Ağırlığımızı, ayaklarımızı bir kayışa takarak dışarı veriyoruz. Ama hava durumuna göre. Yani rüzgar çok değilse içinde oturuyoruz. Rüzgar çoksa dışına çıkıyoruz falan.
Ama yelken genel olarak yani mücadele, hani esen havalarda mücadele etmen gerekiyor çok fazla. Yani doğayla mücadele ediyorsun. Hani o zaten onun verdiği his, o yani onu başarabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Ben mesela sert havalarda, esen havalarda bitirdiğim yarışlarda yani çok mutlu oluyorum. Çünkü ya onu kazanıyorum. Daha zorlu oluyor değil mi? Tabii daha... işte dalgalar daha büyük oluyor, rüzgar daha çok oluyor. Tabii rüzgarla baş etmek, o tekneyle hakim olmak daha zor oluyor. Ve bunları yapabildiğim için yani çok mutlu oluyorum. Peki başladığınızda size rüzgarı tanıtıyorlar sanırım değil mi önce? Tabii. Nasıl gideceğinizi, yelkeni nasıl ayarlayacağınızı sanırım terimler var. Evet, pupa seyirler var, sanırım, orsa, pupa, orsa, apaz. Pupa var, apaz var. Onlardan da biraz bahsedin istersen. Tabii. Yani şöyle, rüzgarın geliş yönüne göre mesela rüzgar belli bir yönden geliyor. Eğer onunla doğru gitmek istiyorsak orsa seyri adı verdiğimiz, yani tabii rüzgara karşı gidemiyoruz ama 45 derecelik açılarla gidiyoruz. Bu orsa oluyor. Ondan sonra rüzgar arkadan gelirken pupa oluyor. Yandan gelirken apoz oluyor. İşte bunlar arasında iskota dediğimiz bunu bir karada ip var. Bunu karada mı öğreniyorsunuz önce? Tabii bu yelkenin temellerini. Bunu öğreniyoruz. Yani nasıl öğreniyorsunuz? Karada bir paraşüt gibi bir şeyle mi öğretiyorlar rüzgarda? Yoksa direkt yelkende mi size bunu test ettiriyorlar? Ya işte karada söylüyorlar. Önce teorini öğreniyoruz. Daha sonra denizde işte gösteriyorlar. İşte şu an orsa, şu an pupa. Hani... Şunun için soruyorum. Kitesurf'te önce karada bir küçük bir paraşüt vardır. Onunla mesela rüzgara nasıl, onu nasıl yönlendireceğiz? Siz direkt optimiste şey başlayıp... Şey de olabiliyor. Mesela şu an tabii biraz daha geliştiği için teknoloji. Mesela karada hani tekneyi karaya yerleştiriyorlar. Altına bir platform koyuyorlar. Onu böyle orada anlatıyorlar. Orada var mı şu anda bizde bu yapılıyor mu şekilde? Şu an bizim İstanbul Yelken Kulübü'nde var o. Çok iyi. Onu görüyorum. Ama bizim zamanımızda yoktu. Biz denizde öğrendik tabii. Ama en başta biraz şey olmuştu. Hani biraz... böyle ne oluyoruz falan olmuştum ben. Ondan sonra çıktım işte, yavaş yavaş alışmaya başlıyorsunuz tabii zaman geçtikçe. Ama en başlarda bu sert havalarda falan hani küçük çocuklar da tabii küçüksün. Hani hakim olamıyorsun. Kilon küçük, sürekli boyun küçük. Sürekli sizi gelip kurtarıyorlar herhalde. Öyle durumlar oluyordu. Ben hatta bir kere şey olmuştu. İlk yarışım Tuzla'da bir yarışa katılmıştım. İşte çıktık starttan. Start ederek başlıyoruz yarışa ve şamandıraları dönerek devam ediyor yarış. Ben ilk şamandırayı döndüm. Sonra tekne ters kapak oldu. Battım. Sonra çeviremedim tekneyi. Teknenin üstüne oturdum. Tekne sürüklendi. Ben böyle üstüne oturuyorum. Düşünüyorum ne yapsam. Üzülüyorsun nereye böyle gittin. Evet, gidiyor tekne. Kimse de beni görmüyor. El sallıyorum geçenlere falan. Antrenörümün de telsizinin şarjı bitmiş. Ona da ulaşamıyorlar. İşte herkes şey, sırma kayıp, sırma nerede? İşte o zaman numaram kaçtı? 216'ydı sanırım. İşte tur 216 yok falan. Bu sırada babamla annem de karada hani ilk yarışımı bekliyorlar falan. Sonra haber geliyor, işte sırma bulunamadı, yok onlar böyle o sırada. Böyle tehlikeler yaşıyor musunuz genelde? Ya genelde mu? Olmuyor. Hani kurtarma botları falan oluyor ama o zaman yani şansı öyle olmuş. Şanssızlığın sonra ben el sallıyorum falan. Bir tane bot buldu beni, karaya döndüm. Ama çok güzel şey bir maceraydı. Evet, yani. Güzel baştan. Maceraymış. Sonrasında senin 2008 yılında milli takım serüvenin var, başlangıcın var. Nasıl bir süreçti? Şöyle, tabii ondan önce 2008 yılının başlarına doğru işte milli takım kampları oldu. Kızlar milli takım kampı, genel milli takım kampı. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda 4 erkek 3 kız seçiliyor. Ben de orada sanırsam 3. olmuştum ve bu şekilde ilk Avrupa Şampiyonası'na katıldım. O da İtalya'daydı, Garda Gölü'nde. Garda Gölü yelken için mükemmel bir yer. Yani böyle gittiğinizde baktığınızda denizin üstü hani yelkenden gözükmüyor. Her çeşit tekne var, rüzgarı çok güzel, çok mükemmel koşullar var yelken için. İlk Avrupa Şampiyonamdı tabii. Böyle açılışta falan Türk bayrağıyla yürüyoruz. Böyle bir sürü ülke var, bayraklar. Çok güzel bir atmosferdi. İlk deneyimdi senin tabii için. Tabii ilk deneyimdi. Sonrasında 2009 yılında 16 takım arasında ikinci oluyorsunuz. Evet. O da şöyle, optimist tek başına kullanıyorsun ama takım yarışı dediğimiz bir yarış türü daha var. Orada 4 tekne beraber yarışıyorsun. 4'e karşı 4 ve senin iyi olman yetmiyor, takımın iyi olması herkesin gerek. Herkesin mi başarılı olması mesela gerekiyor? Sen birinci ol, arkadaşların sonuncu olsun, kaybediyorsun. 1-2 yani ol, arkadaşların 7-8 olsun, aynı puanda olmasına rağmen kaybediyor takım. Böyle bir yarışma türü. Biz ona katıldık. O da İtalya'daydı, Ledro Gölü'nde. Hala orada devam ediyor. Biz onun sanırım ilkine katılmıştık. Orada ikinci olduk ve... O daha da güzel. Böyle takım olarak yarışıp yani o şeyi takım bekliyor olarak kazanmak. Bekliyor muydunuz böyle başarı? Aslında beklemiyorduk. Çok güzel gelişti yani bizim için. Ama ondan öncesinde çok güzel antrenman yapmıştık. İyi hazırlandınız. İyi hazırlanmıştık. Öyle olunca... Ne kadar mesela haftada kaç gün idman yapıyorsun?
Haftada hafta sonları denize çıkıyoruz 2 gün. Hafta içi okuldan dolayı yelken güneş batmadan denize çıkmamız gerekiyor. O yüzden okuldan sonra yapamıyorum. O yüzden hafta içi daha çok spor, koşuyor, salon. Çünkü kolay bir spor da değil yani. İzleyenler için belki dışarıdan bilmeyen için böyle gidiyorsun yelkenle güzel güzel ama senin orada ciddi bir güç sarf ediyorsun. Evet. Sırt kaslarının falan güçlü olması lazım değil mi? Yani bütün aslında koordinasyonun, bütün kaslarının bütün güçlü kaslarının, olması gerek. Optimist'te falan o kadar lazım değildi ama lazer de yine biraz daha kondisyona dayalı. 470, yani 470 teknesi çok her şeyi gerektiren bir tekne. Hani kondisyon gerekiyor, teknik gerekiyor. Kondisyon yani şu bakımdan mesela biz çıkıyoruz. Sabah çıkıyoruz. Atıyorum 10'da start diyorlar. 10'da çıkıyoruz. Rüzgar olmuyor bazen. 6 saat denizde bekliyoruz. Bazen rüzgar oluyor. Yarışıyoruz. Günde 3 yarış yapıyoruz. Her yarış 1 saatten sürüyor. 1 saat yarışıyoruz. Sonra rüzgar kalıyor. Bekliyoruz. Tekrar rüzgar çıkıyor falan. Bu yani gerçekten psikolojik olarak da bayağı hani yorucu bir durum oluyor genelde. Ama bu sert havalarda falan bir de yarış 5 gün, 6 gün, 4 gün civarı sürüyor. Yani her gün bu kadar tempoyla devam edebilmek kolay değil. Bu yüzden ciddi idman yapmak gerekiyor. Evet, gerçekten idman yapmak gerekiyor. Ondan sonra 2011 yılı var. Burada Avrupa Şampiyonası'nda 6. oluyorsun. Evet. Orada Hollanda'daydı sanırım. Evet, Hollanda'daydı. Orada o yarışta ben gerçekten yani gittiğimde hani bu kadar iyi olabileceğimi beklemiyordum ama orada çıktık mesela bir yarış birinci oldum. Ve hani orada o kadar tekne arasında, o kadar yabancı tekne arasında birinci olmak bana çok güven verdi. Hani ben yapabilirim, bunu yapabilirim diye kendime gaz verdim. Ve o birinci olduğum yarışta da aslında birinci gitmiyordum. Daha sonradan çok çaba sarf ederek olmuştum ve bu çok güzel olmuştu benim için. Çok güzel bir anlamda. Suyun üstünde olmak sana ne hissettiriyor? Yani buna bağımlı mısın? Bu seni motivasyon kaynağı. Sadece yarış olarak değil, orada gerçekten iyi hissediyor musun kendini? Çok iyi hissediyorum. Çünkü zaten bu yelken sporu yani sevilmeden yapılabilecek bir spor değil. Çok zor, çok meşakkatli bir spor. Öncelikle denizin üstünde olmayı sevmek lazım ve denizin üstünde olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Dümensen de, yelkensen de istediğin yere gidebilirsin. Kendini özgür hissediyorsun. Rüzgar olduğu sürece her yere gidebilirsin. Tabii rüzgar olmasın. En kötü böyle süzüle süzüle gidersin herhalde. Evet. Yani sıfır rüzgar olmayacağına göre bir şekilde. Yani o özgürlüğü hissetmek çok güzel bir duygu ya. Ben de ona bağlıyım sanırım. Çok güzel. Zaten olmasa da bu kadar başarılı olamazdın herhalde. Evet. Bu tutkuyla yapmasan. Evet. 2013 yılında İstanbul Yelken'e geri dönüyorsun. Nasıl oldu? Neden geri döndün? Şundan dolayı ben radyal yapamadığım için 470'e geçmek istedim. Fakat Marmara Yelken'de 470 yok. Ve 470 ya Türkiye'de de çok az bulunan bir tekne. Çünkü çift kişilik bir sınıf. Ve Türkiye'de çift kişilik hani bir sınıfı yürütmek kolay değil. Ona uyuyor, sana uymuyor, sana uyuyor, ona uymuyor. Bir de bu tekne çok pahalı bir tekne. Ve yani bir sürü işte direği, salması, dümeni bunların sürekli yenilenmesi gerekiyor falan. Bunu İstanbul Yelken köklü bir kulüp. Orada zaten önceden beri 470 olduğu için orada da vardı tekneler. O yüzden o kulübe geçtim ben ekibimle beraber, Selin'le beraber. Sen şu anda hep tek başınasın değil mi yelkende? Yok şu an değilim. Ha. 470 çift kişilik. Ha, çift kişilik. Dümendeyim ben. Ha, bir de şeyi merak ediyorum. Bu büyük olanlar var. Daha büyük yelkenlerde işte belki 8 kişi falan 6 kişi sanırım değil mi? Daha sayısı fazla evet, olarak bir ciddi bir ekip çalışması var orada mesela. Yani bunu düşünüyor musun? Ya ben aslında belki ona bindim. Bizim de küçükken teknemiz vardı yelkenli teknemiz. Babam, annem, ben gezerdik falan. Yarışa da katıldım bir tane ama ben 470 yani 470'e bindikten sonra ona binmek bana çok basit geldi. Yani basit değil de 470 çok ben onları da izliyorum. Bayağı ciddi hızlara ulaşıyorlar. Öyle. Ciddi bir macera ama var orada. Tekne mesela, yarım dönüyor falan. Herkeste bir görev var. Dümenci var, ana yelkenci var işte. O biraz sıkıcı geliyor belki sana. Ben orada hepsini ben kullanıyorum ve 470 böyle daha çok hızlı bir tekne. Yani çok sürat yapabilen bir tekne ve o yani o duygu bana çok daha farklı şeyler veriyor. Ama tabii ileride 470'i bıraktığım zaman ya da bu yelken, aktif yelken hayatını bıraktığım zaman yat olarak o sınıfa geçmeyi düşünüyorum. Peki tempon nasıl şu anda? Kendine zaman ayırabiliyor musun? Başka bir spor branşıyla ilgilenebiliyor musun? Hayır, ilgilenemiyorum. Yok mu şey? Yok, evet. Çünkü nasıl idmanın çok yoğun o zaman? Evet, işte yarışta mesela bu yıl, bu dönemde çok yarışa gittik. İşte kamplar oldu, yarışlar oldu. Ve böyle olunca okuldan da çok kaçırıyorum. Hangi yarışa gittiniz bu dönem? Bu dönem Palma'da Prenses Sofya Kupası'na gittik. Ondan önce Yarı Yıl Kupası vardı. Arada bir kamp oldu. Ve bu
bu süreçte tabii okuldan çok kaçırıyorum ve bölümüm de zor bir bölüm. İşte laboratuvar derslerim var, kaçırınca toparlaması zor olan bir sürü dersim var. Onları toparlamaya çalışıyorum dönünce. O sırada spora devam etmeye çalışıyorum. Çünkü okul zamanı biraz daha zor oluyor işte vakit bulup spora gitmek. Böyle olunca başka bir şeye zaman ayıramıyorum yani çok fazla. Yani yelkeni profesyonel olarak yapmaya devam etmek istiyorsun yoksa sen işinle ilgili başka bir kariyer hedefin var mı? Bunu çoğu kimse bana soruyor. Ben de yani çok ileriyi düşünemiyorum ama şu an yelken yapmak hedefimde. Ne yapabilir ileride bu işten? Bu işten tatmin eden mi ileride yaptığın şu zaman? Şu şekilde düşünüyorum ben. Şimdi yelkende şu an kısa zamanlı hedefim gençler şampiyonalarında başarı kazanmak. Uzun zamanlı olarak da olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. 2020, 2016 yıl geçtik sanırım ama 2020. Ve hani buna gidebilecek şansım olduğu sürece yelkene devam etmek istiyorum. Daha sonra iş hayatına ve mesleğime devam edeceğim. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Eğer yapamazsam, hani sevemezsem mesleğimi, yelken antrenörü olabilirim, sevdiğim işi yapabilirim. Yani şu an elimde iki şey var gibi düşünüyorum. Yaygın mı? Buna bir talep var mı ülkede yelken sporuna? Bence yelken sporu şu anda gelişmekte. Yani şirketler falan da işte çalışanlarını bu işe yönlendiriyorlar. Onun dışında tanınmaya başladı aslında yelken sporu. Aslında çok müsait baktığın zaman Anadolu yakasında sen de biliyorsun zaten Marmara yelken. Yani çok müsait aslında alan olarak baktığınız zaman. Evet evet. Çok i̇şte, ciddi bir kıyı şeridi var Fenerbahçe'de orada. Fenerbahçe'de de bir sürü kulüpler var. Rüzgar Dayı değil mi? Evet. Rüzgar Dayı bildiğim kadarıyla aslında çok müsait. Aslında daha da yaygın olabilir bu evet, şeyler. Zaten Türkiye yelkene çok müsait bir ülke. Ben bir tek orada baktığım zaman Marmara Yelken'in optimistlerini görüyorum. Geziyorlar işte çocuklar i̇şte falan bir de Kalamış da var bizim Kalamış, diğer kulüpler. Evet evet bir de Kalamış da var doğru. İşte bunun biraz daha artması lazım aslında belki. Evet. Biraz daha organizasyonların arttırılması lazım belki. İşte teşvik edecek organizasyonlar düzenlenebilir. Aslında artıyor şu an yani. Güzel artmakta. Böyle oluyorsa güzel. Bence yelken spor gerçekten tanınmaya başladı. Yani eskiden kime sorsam yelken yapıyorum desem herkes surf düşünüyordu. Hani akıllarında windsurf o şeyi kalmış. Ama böyle zamanla insanlar okullarda falan da bu gelişmeye başladı. Yelken kulüpleriyle işte geziler yapılıyor, eğitimler veriliyor. Ve böyle olunca ilerlemeye başladı. Peki Sırma programı sonuna yaklaştık. Son bir sorum var. Gelecek planlarında ne hedefin var şu anda? Hani yakın planda belki neler yapmayı düşünüyorsun? Yazın yarışta, genelde yarışlar yazın oluyor. Hani hava sıcak daha elverişli oluyor. Yazın Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası var. Bu Dünya Şampiyonası olimpiyat için kota yarışı. Bunun dışında gençler şampiyonaları var. Hedeflerimiz bunlara katılmak. Bunlar için seçilmek. Onun dışında işte bu yarışlarda başarı kazanmayı hedefliyoruz. Ondan sonraki yılda tabii ki. Ben de sana kariyerinde, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Umarım yeni başarılar getirirsin ve tekrar konuk alırız seni. Tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Geldiğin için teşekkürler sana. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, spor dünyasının kadınlarından bugünlük de bu kadar. Yine dünyadan başarılı bir sporcu kadının performansıyla size veda ediyoruz. Bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşçakalın.